Radyo Anatolia'dasınız. Türk Kahvesi adlı klasik müzik programını dinliyorsunuz. Ben Tolga Taviş, sizlere İzmir'den sesleniyorum. Bu hafta sizlere Türk klasik müzik hayatına yıllardır yön veren iki çok değerli sanatçıyı tanıtacağım ve kayıtlarından örnekler sunacağım. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli baritonlardan biri olan Mesut İktu ile başlamak istiyorum. Mesut İktu yıllardır Türk klasik müzik hayatına hem eğitimci hem sanatçı olarak yön veren çok değerli bir şahsiyet. Tanıyanlarınız mutlaka vardır ama tanımayanlarınız için kısaca hayat hikayesini anlatayım. Ankara'da doğdu, Ankara Devlet Konservatuarı'nda flüt eğitimi gördükten sonra opera bölümüne geçti. Devlet bursu kazanarak Almanya'ya gönderildi. Berlin'de müzik ve sahne sanatlarında okudu. Çeşitli öğretmenlerle, hocalarla lead yorum alanında çalışarak üstün başarıyla mezun oldu. Opera temsillerinde olduğu kadar vokal, senfonik eserler ve resitallerle de beğeni topladı. Birçok büyük opera eserinde birçok önemli rolü başarıyla gerçekleştirdi. Konser şarkıcısı olarak da tanınıyor Mesut İktu. Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde Mahler'in eserlerini yurdumuzda ilk kez yorumlanışını gerçekleştirdi. Adnan Saygun'un kendisi için yazdığı, bariton ve orkestra için 5 ezginin ilk seslendirilişini Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde yaptı. Bilkent Senfoni Orkestrası ile Atatürk'ün izinde Anadolu Müzik Festivalleri'ne adlı programda solist olarak katıldı. Dünyanın birçok ülkesinde birçok konserler ve opera eserlerinde rol aldı. Sayısız resitaller sundu. Aynı şekilde ulusal müzik festivallerine, yarışma jürilerine, masterclass ve STEM sempozyumlara katıldı. Yine çeşitli kayıt ve plak şirketlerinden birçok kaydı var Mesut İktu'nun. İnternette de bulunuyor bu kayıtlar. Zaten size sunacağım seçkiler de internetten aldığım kayıtlar üzerinde. Solist sanatçılığıyla birlikte İstanbul Devlet Opera Balesi'nde müdür ve genel sanat yönetmenliği görevini son yıllar üstlendi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün kurucuları arasındadır. Ve kuruluşundan beri öğretim üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Devlet Konservatuar Müdürlüğü'nde uzun yıllar üstlenmiştir. 2015'te 45. sanat yılını Süreyya Operası'na verdiği bir konserle kutlayan bariton profesör Mesut İktu, sanat çalışmalarını sürdürüyor, çeşitli üniversitelerde dersler veriyor ve Semiha Berksoy Opera Vakfı Mütevelli Heyet eş başkanı olarak da görevine devam ediyor. Ben bu programımızda sanatçının 2010 yılında Kalan Müzik'ten yayınlanan Türk Ezgileri adlı albümünden seçkiler sunacağım. Gerçekten hem orkestra eşlikli hem piyano eşlikli çok seçkin Türk motiflerini, Türk melodilerini çok seslendirerek çok keyifli bir kıvamda sunmuş sanatçı. Bu açıdan bakıldığında 19 parçalık bu albümün içerisinden birkaç parça süremiz el verdiğince sizlere sunacağım. Tabii internette ve YouTube'da bulabilirsiniz bu albümün kalanını. Aynı şekilde mesutiktu.com sitesinde de istediğiniz bilgiyi, istediğiniz ayrıntıyı alabiliyorsunuz bu önemli sanatçı hakkında. Şimdi ilk kaydımıza geçiyorum. FM adlı türküyü dinleyerek başlayacağız programımıza. İyi dinlemeler efendim. Başın gibi gökler mutlu efem, dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem. Thank you.
kalbime aktın efem. Hiç arayı soğutmadan ikinci türküye geçiyoruz. Gemiciler kalkalım. Mesut İktu sizlerle. Üstüne şu ırgatı atalım, tutalım balık kavyar, keyfimize bakalım. Gemiciler kalkalım, şu yelkeni açalım, şişurup da yelkeni sırt üstüne yatalım. Kızılırmak üstüne şu ırgatı atalım, tutalım balık kavyar, keyfimize bakalım. Çekin uşaklar, çekin, hemen aldık ırgatı, geliyor bir sert poyraz. Bu hafta Mesut İktu'nun kayıtlarından sizlere örnekler vermeye çalışıyorum. Çok değerli bir bariton, çok değerli bir şan sanatçısı ve çok değerli bir öğretim üyesi Türk klasik müzik hayatına geçtiğimiz 45 yıldır yön veren büyük bir duayen. Kendisinin Türk Ezgileri adlı Kalan Müzik'ten 2010 yılında çıkan albümünden örnekler size sunuyorum. Sıradaki parçamızın adı Sabahın Seherinde. Alınan yorulmuş
kudretten çekilmiş karadır kaşlar, kudretten çekilmiş karadır kaşlar. İşte bu gönlümün cananı geldi. İşte bu gönlümün cananı geldi. Radyo Anatolia'da Türk Kahvesi'ndesiniz. Ben Tolga Taviş, sizlere İzmir'den sesleniyorum. Bu hafta iki değerli klasik müzik sanatçısından bahsedeceğimi söylemiştim. Mesut Tiktun'un kayıtlarından örnekler dinledik. Dinlemeye de devam edeceğiz program boyunca. Bahsedeceğim ikinci sanatçı, multidisipliner, birçok alanda söz sahibi olan sanatçı. Kendisi aynı zamanda meslektaşım benim. Hakan Şensoy hem besteci, hem orkestra şefi, hem de keman sanatçısı kimliğiyle Türkiye'de gerçekten ve dünyanın birçok yerinde çok uzun zamandır çok keyifli şeyler başarıyor. Birazcık kendisinden bahsedeyim size tanımayanlar için. İstanbul'da doğdu. Ayhan Turan Gözetimi'nde Hızlı Eğitim Özel Keman Birimi'nde müzik eğitimi başladı. 84 yılında verdiği ilk resitalden bu yana dünyanın birçok ülkesinde solist ve şef olarak yer aldı ve resitaller verdi. 1985 yılında İstanbul Filarmoni Derneği tarafından yılın en başarılı genç sanatçısı ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü elinden sanat dalında üstün başarı ödüllerini aldı. 88 Eylül ayında verdiği resital UNESCO tarafından uluslararası eğitim seferberliğine alındı ve bu konserde pek çok ülkeden UNESCO temsilcisi hazır bulundu. Aynı yıl kazandığı bursla yüksek lisans eğitimi yapmak üzere Londra Klarinet Müzik Koleji'nde eğitimine başladı. Burada Trevor Williams'ın sınıfından mezun oldu. 92 yılında San Bartolomeo'da yapılan uluslararası Rovero d'Oro oda müziği yarışmasında 4. oldu. Aynı yıldan itibaren önemli festivallerde İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Demarin, Turgut Reis ve Gümüşlük Müzik Festivallerinde, Cemal Reşitçi Konser Salonu Genç Solistler Festivali'nde defalarca solist ve şef olarak yer aldı. Uluslararası Falster Bonasets Festivali'ne, İsveç Kars Krona Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. İstanbul Müzik Festivali'nde 3 ayrı konserde solist, orkestra şefi ve baş kemancı olarak sahneye çıkarak sahne üzerinde 3 ayrı disiplinde böyle bir etkinliğe yer alan ender sanatçılar arasında yer aldı. Pek çok radyo ve TV programında yapımcı ve yorumcu olarak katılan Hakan Şensoy, bestecilerimizin eserlerini yorumlamaya da özen göstermektedir. Çoğu kendine ithaf edilen onlarca eserin Türkiye ve yurt dışında ilk seslendirilişini gerçekleştirmiştir sanatçı. Kayıtları Kalan Müzik ve AFM Records etiketiyle sunulmaktadır. Orkestra şefliği alanında da yurt içinde ve yurt dışında çok ciddi bir kariyer yapan Hakan Şensoy, birçok ünlü soliste ve ünlü gruba eşlik etti. Amerika kıtasından Avustralya'ya uzanan çok geniş bir yelpazede yer alan ülkelerde konserler idare etmiştir. 2013-2014 sezonunda Amerika, Meksika, Letonya, Fransa, İtalya, Almanya, Romanya, İngiltere, Singapur, İsviçre, Arnavutluk ve Portekiz gibi ülkelerde konserler idare etmek ve vermek üzere davetler edilen sanatçı halen İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesidir Hakan Şensoy. Şimdi kendisinin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla yaptığı bir konser kaydını size sunmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila Operası'ndan Bacchanal. Evet, Radio Anatolia'da Türk Kahvesi'ndesiniz ve bu güzel kaydı dinlemek üzeresiniz. İyi dinlemeler diliyorum. Thank you.
gerçekten keyifli bir konser kaydı. Güçlü ve çarpıcı bir yorum. Ben de çok etkilendim dinlerken. Şimdi Mesut İktun'un kayıtlarına devam ediyoruz. Türk Ezgileri 2010 yılında çıkmış, Kalan Müzik'ten yayınlanmış çok güzel bir albüm. Gerçekten tanıdığımız, tanımadığımız ama otantik Türk motifleri kokusunu çok hakkıyla veren birçok melodinin piyano ya da orkestra marifetiyle çok seslendirilmiş versiyonları bu Türk Ezgileri albümündeki şarkılar, kayıtlar. Gerçekten kolay bir şey değildir Türk müziğiyle çok sesli müziği birleştirmek, türküler ile çok sesli müziği birleştirmek özel bir işçilik ister ve samimiyetsizliği de hemen belli eder. Bu açıdan bakıldığında bu kayıtlar, aranjmanlar çok başarılı, çok rafine. Şimdi yine bu Türk Ezgileri albümünden size çok tanıdık, bildik bir temayı Harman Dalı'nı sunmak istiyorum. Mesut İktu sizlerle efendim. Harman Dalı efem bakıyor, hey hey, Harman Dalı efem bakıyor, hey hey, bileğimden kanlar akıyor. Şimşekler çakıyor, hey hey, gümüş bilezikli mazerin, hey, namlusu şimşekler çakıyor, hey hey, Harman Dalı. Bariton Mesut İktun'un 2010 yılında Kalan Müzik'ten çıkan Türk Ezgileri adlı albümünde şimdi sırayı Evlerinin Önü Tahta Daraba alıyor. Dinliyoruz efendim. Evet.
kapmışlar, kapmışlar. İçtim çaylarla ballarımı, kapmışlar, kapmışlar. Klasik müzik programını dinliyorsunuz. Bu hafta iki değerli sanatçıyı tanıtmaya çalışıyorum size. Mesut İktu ve Hakan Şensoy. Şimdi Mesut İktu'nun 2010 yılında çıkan Türk Ezgileri albümünden son parçayı dinleteceğim size. Divan adlı parça Türk kahvesinde sizin için. Evet, Radyo Anatolia'da Türk Kahvesi adlı klasik müzik programını dinliyorsunuz. Ben Tolga Teviş, sizlere İzmir'den yayın yapıyorum. Hakan Şensoy'un Yol Yorgunu adlı eserini size tanıtmak istiyorum şimdi. Korangile ve yaylı sazlar için yazılmış bir eser. Hakan Bey hem keman sanatçısı, hem orkestra şefi, hem de besteci. Ben de böylelikle besteci kişiliğini sizlerle tanıştırmak istedim. Eser hakkında fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü Hakan Bey güzel bir sürpriz yaptı ve eser ile ilgili yorumlarını audio file olarak bana gönderdi. Ben şimdi bu dosyayı size dinletmek ve ardından da Yol Yorgunluğunu size yayınlamak istiyorum. Haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın, Türk kahvesiz kalmayın. Yol Yorgunu 2008 yılında sadece iki notadan, R ve Fa notalarından yola çıkılarak yazılmış bir müzik.
Re ve fa notaları müzik içerisinde 13 kez variye ediliyor. 13 kez çeşitlemesi var re fa notalarının. Bu çeşitlemeler aynı zamanda kendi konularını da içinde barındırıyor. Örneğin tango bölümünde bir çiftin tango yapması resmediliyor. Aynı zamanda küçük bir fugato var. Orada da aslında notaların birbirini kovalaması ve ardından da gelen küçük stretto bölümünde de üçlemelerde de bu çiftin bir başkası yüzünden çatışması kakışımlı armonilerle anlatılıyor. Ağır bölümde ilk olarak korangile sadece harfler söylemeye başlıyor. Salkım halinde harfler söylemeye başlıyor. Karşılığında bu harflerden violonsel sözcükler oluşturmaya başlıyor. Ve ardından korangile ve violonsel bu sözcüklerle karşılıklı konuşmaya başlıyorlar. Daha dingin konuşmaya başlıyorlar. Ardından ağır bölümün hemen ardından tango teması bir marş gibi duyuluyor. Bu marşta aslında başta olanlar ve sonradan bu dinginlik ardından kendinize gelin uyarısıyla hem ağır bölümün teması hem de tangonun pardon fugato'nun teması birbirine eşlik ederek her iki tema orkestranın iki ayrı bölümünde yani biraz daha alto ve soprano bölümlerinde hem tema olarak çalınıyor hem de birbirlerine eşlik ediyorlar. En sonunda da yol yorgununun yolu bitiyor ve yorgunluk kısmı geliyor. Yine 13. varyasyondan sonra iki nota bu sefer korangile solo'dan birkaç kez arka arkaya duyurularak en sonunda iki notanın bir tanesi yorgunluktan ikinciyi çalamaz hale gelesiye kadar duyuruluyor ve müzik son buluyor. Ben eser diyemiyorum. Bir eser yaratacak kadar besteci olduğumu düşünmediğimden ötürü müzik olarak yorumluyorum. Teşekkür ederim.